Şebnem Kuzey Buz Denizi'nde yaşayan deniz gergedanı popülasyonundaki değişimi gözlemleyen bir ekolojist. Şebnem her 2,8 ayda popülasyonun %5,6 azaldığını gözlemlemiş. Deniz gergedanı popülasyonu zamana göre değişen n fonksiyonu tarafından modellenebiliyormuş, zaman olan t, ay cinsinden verilmiş. Şebnem gözlemlerine başladığında Kuzey Buz Denizi'nde 89 bin deniz gergedanı varmış. Şebnem'in gözlemlerine başladığı tarihten T ay sonraki, T ay sonraki deniz gergedanı popülasyonunu modelleyen bir fonksiyon yazınız. Ben bu tarz sorularda, özellikle işin içinde böyle deniz gergedanları falan filan gibi kafam karıştıysa, fonksiyonun neye benzediğini anlayabilmek için önce bir tablo çizmeyi faydalı buluyorum. Çünkü böyle bir tabloyla, böyle bir tabloda bazı ilginç girdi değerlerinde fonksiyonun nasıl hareket edeceğini görebiliriz. Öncelikle t'nin ay cinsinden verildiğini, nt'nin de deniz gergedanı sayısını gösterdiğine tekrarlayayım. Bir bakalım. t sıfırken n sıfır ne olur? t sıfırken yani şebnem gözlemlerine daha yeni başladığında Kuzey Buz Denizi'nde 89 bin deniz gergedanı varmış. Deniz gergedanı. Bir türlü söyleyemedim. Peki yazalım. 89 bin. Aklınızda t için ilginç başka bir değer geliyor mu? Soruda her 2,8 ayda deniz gergedanı popülasyonunun boyutunun %5,6'sını kaybettiğini verdiklerine göre gelin t 2,8 iken neler olduğuna bir bakalım. 2,8 ay sonra popülasyonun %5,6 küçüleceğini biliyoruz. %5,6 küçülmek demek aslında popülasyondan geriye %94,4'ü kalır demek. Öyle değil mi? Şöyle açıklayayım. %100'den %5,6'yı çıkarırsak, geriye %94,4 kalır. Doğru değil mi? 0,6 artı 94,4, 95 eder. Evet, doğru olmuş. Buna göre popülasyon her 2,8 ayda boyutunun %5,6'sını kaybediyor demek yerine her 2,8 ay geçtiğinde popülasyonun %94,4'ü kalır diyebiliriz. Ya da popülasyon daha önceki boyutunun %94,4'üne küçülür de diyebiliriz. Bir daha tekrar edeyim. Her 2,8 ayda popülasyon %5,6 küçülür. Ya da her 2,8 ayda popülasyon başlangıç boyutunun %94,4'üne sahip olur. Böyle diyebiliriz, değil mi? Böylece 2,8 ay sonra popülasyon boyutu için 89.000 çarpı %94,4 ya da 0, 944 diyeceğiz. Aradan 1,2,8 ay daha geçerse, 2 çarpı 2,8 ya da doğrudan 5,6 da yazabilirdim. Popülasyon 2,8 ay önceki boyutunun yani 89.000 çarpı 0,944'ün %94,4'ü olacak öyle değil mi? %94,4 ya da 0,944'ü 2 kere çarpmamız gerektiği için bunu 0,944 üzeri 2 olarak yazıyorum. Ve bir 2,8 ay daha geçtikten sonra da bu sayıyı 0,944 ile bir kere daha çarpıp, 89.000 çarpı 0,944 üzeri 3 elde edeceğiz. Neler olduğunu anladınız değil mi? Burada üstel bir fonksiyon var ve her 2,8 ayda popülasyona ortak bir oranla yani 0,944 ile çarpıyoruz. Bunu da anladığımıza göre artık fonksiyonumuzu yani nt'yi yazabiliriz. nt eşittir başlangıç değerimiz yani 89.000 çarpı 0,944 üzeri 0,944'ün kuvvetini bulmak için bu zaman dilimlerinden yani 2,8 aylık dilimlerden kaç tane geçtiğini bulmamız lazım. Geçen zamanı yani t'yi alıp 2,8'e bölünce kaç tane 2,8 ay geçtiğini bulabiliriz öyle değil mi? t 0'a eşitken burası 1 eder ve 89.000 olur popülasyon t2,8 iken kuvvet 1 olur. 89.000'i 0,944 ile çarparız. t5,6 iken kuvvet 2 olur ve o zaman da 89.000'i 0,944 ile 2 defa çarparız. Bu arada bu değerler kuvvetin tam sayı olmasını sağlıyor ama t yerine istediğiniz sayıyı koyabilirsiniz. Hatta size ekstra olarak fazladan bu fonksiyonun grafiğini çizmenizi ve t'nin farklı değerleri için fonksiyonun alacağı değerleri de hesap makinesiyle hesaplamanızı tavsiye ederim. Ve işte bu kadar. Deniz gergedanın popülasyonunu modelledik.